aslında bir soru çözmeden geçemeyeceğim ben. Bu ABC üçgenini, ABC'de dikdörtgen olsun arkadaşlar. Buna dikdörtgen dedik. Şimdi bakalım burada neler yapabiliriz? Şunlar birbirine eşit olsun arkadaşlar. Buraya 12 santim diyelim. Burası 8 santim olsun arkadaşlar. Sizden ne isteyelim burada? Mesela şuradaki SNC üçgenin alanını hesaplamanızı isteyelim arkadaşlar. Bakalım ne yapabiliriz? Bu bir dikdörtgen, karşı kenarlar eşit. Burası 8 ise karşı kenar 8. 4, 4 diye ayırdık arkadaşlar. 12 karşı kenar 12, 6, 6 ayırdık. SNC üçgenini istiyormuşuz arkadaşlar. Bakın alan belli. Dik üçgen, dik kenarların çarpımının yarısı. 6 kere 4, 24 bölü 2 derseniz bu üçgenin alanını 12 santimetre kare olarak görebilirsiniz arkadaşlar. Çarpım ve yarısını alın. Evet, geniş açılı üçgen diyelim hemen. Geniş açılı üçgende geniş açıyı saran kenarların yüksekliklerini kenarın dışında arayacaktık. Uzantısında arayacaktık arkadaşlar. Yani bakın ben hemen şekli hatırlatayım size. A'nın yüksekliğini kenarın, tabii buranın geniş açı olması durumunda. Şimdi neresi geniş açı diye sormayalım sonra. Dikmeyi buradan indirdik. HA dedik. B'nin yüksekliğine uzantısını indirdik. Buna HB dedik. Ya da C demek gerekiyor değil mi? HC diyeceğiz çünkü. B burasıymış. Bu da HB olsun arkadaşlar. Bakın bunu ters yazmışız. Burası C kenarı, burası A kenarı, burası B kenarı. Alan mantığı yine aynı. Bilinen kenar da buna ait yüksekliğin çarpımının yarısı. B'yi ve HB'yi biliyorsak bu, C'yi ve HC'yi biliyorsak bu durum bu olacak arkadaşlar. Şimdi bakalım soruların içerisinde geniş açılı üçgenleri nasıl fark etmeliyiz? Bu bir dik üçgen. AN'yi çizersen bakın ANC üçgeni geniş açılı üçgen olur. Mesela burası 6 santim olsun. Buraya 17 diyelim arkadaşlar. Sizden şu üçgenin alanını isteyeceğiz. Tabii ki buraya kaç santim demeliyiz? 2 santim demeliyiz. ABC üçgeni önce dikkatlice bakarsanız bunun 8, 15, 17 üçgeni olduğunu fark edersiniz. Burası 15. ANC geniş açılı üçgen olduğu için 6 birimlik kenara ait yükseklik 15 birim. O zaman bu üçgenin alanı 6 çarpı 15 bölü 2 olur. Yani 3 çarpı 15'ten 45 santimetre kare olur arkadaşlar. Bakın üçgenimiz yine geniş açılı olsun. Bu sefer burada bir iç açıortay verelim arkadaşlar. Burası 16 santim olsun. Burası 4 santim olsun. ANC geniş açılı üçgenin alanı isteyelim sizden. ABC üçgenine bakalım. AN iç açıortay kola indirilen dikme 4. Diğer kola indirilen diğer dikmeye 4 derseniz ANC geniş açılı üçgenin alanını bu sefer daha farklı bir yoldan. Bakın geniş açının karşısındaki kenarla bunun yüksekliğini bildiğim için 16 çarpı 4 bölü 2'den buldum. Bu da 32 santimetre kare oldu arkadaşlar. Evet, geniş açılı üçgenle ilgili son bir örnek daha yapalım. Sorularımızı yine siz çeşitlendirirsiniz arkadaşlar. Burası 13 santim arkadaşlar. Buraya kaç santim diyelim? 7 santim diyelim. Sizden de nereye isteyelim? ANC üçgeninin alanını hesaplamanızı isteyelim. ABCD de kare olsun. Şimdi ABCD eğer kare ise arkadaşlar, bakalım neler olur? Buraya ben A diyecek olursam karenin tüm kenarları A artı 7 olur. O zaman ADC bir dik üçgen olur. Çünkü karenin köşe açısı 90 derece. 13'ü gördüm. 5, 12, 13 sağladı mı diye bakalım. A yerine 5 koyduğum zaman sağlıyor. O zaman doğru yoldayız arkadaşlar. Şimdi ANC üçgenin alanını bulabiliriz. 7 birimlik kenara ait yükseklik 12 birim.
Bu durumda 7 çarpı 12 bölü 2'den 6 kere 7, yani aradığımız alan 42 birim kare olacaktır arkadaşlar. Evet, geniş açılı üçgen üçgeni de burada bırakalım arkadaşlar.